nedir? Merhaba arkadaşlar, Koç Eğitim'e hoş geldiniz. Gerçi Koç Eğitim'e hoş geldiniz diyorum ama koçluğa başladığımız sırada pek çok insan dedi ki ben zaten koçluk yapıyorum. Ben zaten, biz yıllardır öğrencilere koç, hele bir öğretmense zaten her türlü koçluğu falan biliyordur. Siz yine de Koç Eğitim'e hoş geldiniz. Koçluk dediğimiz şey arkadaşlar normal öyle ben bir insanı takip ediyorum, ona yol gösteriyorum gibi bir şey değil. Koçluk nasıl ki bir doktor olması için bir insan gidiyor tıp fakültesinde eğitim alıyor. Aynı şekilde eğitim alman gerekiyor bir koç olabilmen için. Tamam. Bizim ülkemizde malum işte cin olmadan adam çakmak moda. Ve hafiften bir iki şeyi bilirsin. Bir iki kişisel gelişim kitabı okumuşsundur ya da bir iki kişisel gelişim seminerine katılmışsındır ve dersin ki artık ben koçum, yaşam koçu oldum. Bunu diyenler piyasada çoktur. Bu eğitimlerden sonra arkadaşlar sizler profesyonel manada birer koç olacaksınız. Ve bir koç ile normal bir takip eden bir psikoloğun, öğretmenin, bir rehberin farkını fark etmiş olacaksınız. Tanımayan arkadaşlar için kendimi yeniden tanıtayım. İsmim Doktor Halil Atabıçakçı. Klinik psikoloğum aynı zamanda. Pek çok kitabım var desem doğru olur mu bilmiyorum. Çünkü bu eğitim dilleri elinize geçene kadar kaç tane kitabım olacak bilmiyorum. İşte Koçluğun kitabı, Sevgiliye Mektupları, NLP'nin kitabı, Hipnozun kitabı gibi kitaplarım var. Bir kısımda devam ettiğim romanlarım var. Bu arada ben çok farklı kurumlardan, çok farklı kuruluşlardan, yurt dışından, yurt içi farklı yerlerden eğitimler aldım. Ve 2008 yılından bu yana eğitimler veriyorum. 2011 yılından bu yana sertifikalı eğitimler, profesyonel anlamda sertifikalı eğitimler veriyorum. Yani koçluk sertifikası, NLP sertifikası gibi sertifikalar veriyorum. Hipnoz alanında yaptığım üstün çalışmaları Bruxelles Capital Üniversitesi takdir etme ihtiyacı hissetmiş. Biz de mutlu olduk. Ondan dolayı bana bir fahri doktora belgesi verdi. Doktorluk ünvanım da oradan geliyor. Bazen bu konuda takdir ya da eleştiri gibi şeyler alabiliyoruz. Bunlar hayatta hep var ve hep var olacaklar. Kahramanlar piyasaya çıkacak. Savaşacaklar, köleler de arkandan konuşacaklar. Bunlar doğal şeylerdir. Hele bu mesleğe gireceksiniz, bunlara lütfen çok hazır olun. Yani sen ünlenmeye başladığın zaman, sen büyümeye başladığın zaman, sen seminerler vermeye başladığın zaman, seni hiç tanımamış, hiç görmemiş, bir makaleni bile okumamış bir insan ya da senden 2 dakika sohbet etmemiş bir insan bile senin hakkında nasıl diyeyim, ansiklopediler yazacak kadar, ciltler dolusu kitapları yazacak kadar bilgiye sahip olur ve sağda solda konuşacaklar. Bu herhalde ünlü olmanın getirdiği bir şey. Yani sanırım tüm ünlülerde böyle şeyler vardır. Hiç tanımayan, hiç bilmeyen insan. Mesela hipnozun böyle bir kaderi vardır. Hipnozu hiç bilmez adam ve hipnozu eleştirir. Hipnoza dair bir şey okumamıştır ve hipnozu eleştirir. Aynı durum sizler için de olacaktır zamanla. Ben burada şeyden başlamak istiyorum. Yani koçluğun diğer mesleklerden farkı. Yani bir koçluk nedir? Koçluk bir psikologluk mudur? Koçluk bir rehberlik midir? Koçluk bir psikologluk değildir arkadaşlar. Veya orada bir yol gösterilmez, bir yön verilmez danışana, bir akıl vermezsin. Veya ona bir rehberlik yapmazsın. Genelde koçluğu şey gibi tanımlarlar. İşte eğer koçluğu bilmiyorsa birisi der ki işte bir insana herhalde yol gösteriyorsun. Yani doğruları gösteriyorsun. Öyle bir şey değildir koçluk. Yani koçlukta herhangi bir akıl verme yoktur, yol gösterme yoktur. Ona bir rehberlik etme yoktur. Evet bizim ülkemizde rehberlik yapılıyor mu? Yapılıyor. Yani diyelim ki bir üniversiteye sınavına hazırlanacak bir öğrencinin bir rehber öğretmenine ihtiyacı olabilir. Yani sınava nasıl müracaat edeceğim, nasıl ders çalışacağım ve onu takip eden birisine ihtiyacı olabilir. Buna ihtiyaç vardır. Ama biz buna ne diyoruz? Rehberlik diyoruz. Veya psikolojik problemi olan bir insan vardır ve psikolojik problemi olan bir insanın psikoloğa gitmesi gerekebilir. Buna da ihtiyaç vardır ve bu da vardır ülkemizde. Yalnız dünyada ve ülkemizde son zamanlarda şu ortaya çıkmış. İşte psikolojik problemi olan insanlar psikoloğa gidiyor. Ama normal insanlar, yani psikolojik problemi olmayan normal insanların da bir desteğe ihtiyacı var. İşte bunlar için koçlar ortaya çıkmış. Yani eskiden, yani zaman kendisiyle beraber bir hastalık getiriyor. Zaman kendisiyle beraber bu hastalığa ilaç da getiriyor. Bu zamanda da biz normal insanlar, hepimiz öyle değil miyiz? Yani hepimizin bir desteğe ihtiyacı var. Birisine akıl danışacaksın, birisine derdini dökeceksin. Bu dönemde biz de tabii devamlı teknolojiyle beraberiz. İşte cep telefonu, işte internet, bilgisayar. Onlarla beraber olduğumuz için belki de dostlarımızı kaybettik. Dost kalmadı belki de. Öyle değil mi? Mesela bir insan bakıyorsun Facebook'ta 5000 arkadaşı var. Normal hayatta bakıyorsun 2 arkadaşı yok. İçini dökecek birilerini arıyor belki. Bu tüm dünyada sıkıntı olmuş ve bu zamanda da buna yönelik bir koçluk çıkmış. Yani tabii biz nasıl yapıyoruz şimdi? Hem akıl vermiyorsun hem yol göstermiyorsun. Ne yapıyorsun arkadaş? Sen gibi bir durum oluyor. Şimdi adamın birisi bakıyor bir kayaya. Ya diyor heykel ne kadar güzel. Yanındaki diyor ki nerede heykel? İşte orada ya diyor. Diyor orada bir kaya var. İşte diyor heykel o kayanın içinde zaten.
Yani koçun yaptığı şey bu. Karşında bir kaya vardır ve o kayanın içinde bir heykel. Harika bir sanat eseri ortaya çıkartırsın. Yani bununla alakalı güzel bir hikaye vardır. Ben çok seviyorum bir Nasrettin Hoca'nın hikayesi. Nasrettin Hoca bir gün bir köyden geçiyor. Köyden geçerken bakmış, susamış, acıkmış. Demiş ki şurada biraz dinlensem, bir mola versem. Oradaki köyden gençlerden birisi de hocaya yardım etmiş. İşte onun yemeğini vermiş, suyunu vermiş. Eşeğin de samanını vermiş, suyunu vermiş. Nasrettin Hoca karnını doyurmuş, oh. Çayını da içmiş. Sonra tam kalkıp gidecek. Demiş ki aslında ben de size yardımcı olmak isterdim demiş delikanlıya. Yani herhangi bir hanım bana o kadar iyilik yaptın. Ben de bir şekilde sana yardımcı olmak isterdim. Demiş ki delikanlı hocam estağfurullah ne demek? Kim olsa aynı şeyi yapardı, bir yardıma gerek yok. Nasrettin Hoca iyi o zaman diye tam eşeğini alıp gidecek. Ama hocam demiş bir konuda aslında desteğe ihtiyacımız var. Bir konu var ki çözemiyoruz. Demiş ki tamam demiş hocam buyur konu nedir? Demiş bizim babamız vefat etti, biz üç kardeşiz. Evet demiş ve demiş babam vasiyetinde şöyle yazıyor. 17 eşeği vardı babamın. Demiş ki bu 17 eşeğin yarısı, 1/2'si en büyük çocuğa. 1/3'ü ortanca çocuğa. 1/9'u de en küçük çocuğa. Yani bana hocam demiş. Ama demiş 17 eşek olduğu için bu eşekler 2'ye bölünmüyor. 3'e de bölünmüyor. 9'a da bölünmüyor. Biz demiş eşekleri ortanın 2'ye de kesemiyoruz. Çünkü yaşayan bir eşek ölü eşekten daha iyidir. Ne yapacağız bilemedik. Nasrettin Hoca da demiş ki benim eşeğimi de al. 18 eşeğin olsun. Şimdi demiş bunun 1/2'sini, 9 tanesini en büyük abine ver. Geriye kaldı 9. 1/3'ünü yani 6'sını onu da küçük abine ver. 15 eşek verdik, geri 3 eşek kaldı. 9'da 1'ini demiş yani 18'in 9'da 1'de 2. Şimdi demiş 2 eşeği de kendin al. 17 eşeği dağıtmış. Hocam demiş ortada bir eşek kaldı. Demiş ben de eşeğimi geri alayım. Aslında koçta yaptığımız şey bu. Oradaki eşek biz oluyoruz. Biz mi oluyoruz ya? Biz olmuyoruz ya. Biz koçuz yani. Şimdi danışanın hayatına giriyorsun. Onun malzemeleriyle, onun problemlerini çözüyorsun. Ve hayatına çıkıp gidiyorsun. Dolayısıyla bir danışan hayatına koç gittiği zaman ya eyvah artık koçum yok ben ne yapacağım falan ne demez. Çünkü zaten problemleri kendi sermayesiyle, kendi kaynaklarıyla çözmüştü. Yani koç yol göstermiyor arkadaşlar, rehberlik etmiyor. Kendi içindeki hazinelerle onun dünyasını ona gösteriyor. Onun gerçekliğini ona gösteriyor. Peki bu koçluk tabiri nasıl gelmiş bize? Yani koç derken o hayvan olan koç değil değil mi? Gerçi böyle de esprileri de çok yapılır. Bunlara da alışın lütfen. Hani geliyor bana diyor ki siz koç musunuz? Evet diyorum. Yenge koyun mu? Ya bu tür şeyler yapılır. Ya da diyelim ki işte kurbanda koç, yaşam koçu kesebilir miyiz falan. Bunlar da vardır. Buna yönelik hele böyle işte 1 Nisan'da veya işte bayramlarda falan çok güzel espriler olur. Ben bunlarla arkadaşlar şöyle yaptım, barıştım. Hiçbir zaman rahatsız olmadım. Tabii öyle bir tabirimiz, hatta bunun daha derine dalmayayım değil mi? Şimdi aramızda kalsın, onun kısaltılmışını da biliyorum diye. Koçun neyin kısaltılmış olduğunu biliyorum diye. Siz bunu düşüne durun, neyin kısaltılmış olduğunu düşüne durun. Koçluk tabiri arkadaşlar bize İngiltere'den olduğu gibi geçmiş. Nasıl olduğu gibi geçmiş? Yani hani basketbol geçmiş ya bize, işte basketbol normalde bir işte İngilizce bir tabir. Ama bize olduğu gibi geçmiş. Koçluk da bize oradan olduğu gibi geçmiş. Yani İngiltere'de otobüste hani gidiyorsun, otobüste giderken hani böyle iki koltuk var ya, iki koltuk yan yana, burada işte yanındaki arkadaşa koçi denirmiş. Şimdi yani oradan bize olduğu gibi, aslında koçluk demek yol arkadaşlığı demek. Yani yanında birisi var, senden önde ya da senden geride değil. Senden daha zengin ya da fakir değil, yol arkadaşı. Senden daha bilgili, daha bilgisiz değil, yol arkadaşı. Tabii yolda bir kısmı arızalar çıkabilir yani. Ne bileyim, arabanın lastiği patlayabilir. Ve işte bir yerde mola verirsin, yemek yersin. Arkadaşınla beraber bir yolculuk yapıyorsun. Yani danışan sana geldiği zaman bir yerdedir ve bir yere gitmek istiyordur. Bir yerden bir yere gitmek istiyor ya, o sırada yanındaki arkadaşa koç deniyor. Tabii koç sadece arkadaşı da yapmıştı. Bir kısım donanımlara sahip. Koçluk yetilerine sahip. Koçluğu bilen birisi olarak. Ve bu eğitimleri dinlediğiniz zaman arkadaşlar, ben şu konuda söz veriyorum. Piyasada ne kadar çok koçluğu anlatılan veya anlatılan dokümanlar, eğitimler varsa bunun Türkiye'de en iyisi biziz.
Koçluk yaparken bir de şöyle bir şey oluyor. Mesela koç ne yapar? İşte empatiyle dinler karşı tarafı. Karşı tarafı yargılamadan, eleştirmeden dinler. Şimdi düşünün, ben bir günde 10 defa koçluk seansı yapıyorum ve 10 defa empatiyle dinliyorum. Onun namını düşünüyorum, onun namını düşünüyorum. Dolayısıyla onu yargılamadan dinliyorsun ya, bu defa eve gidiyorsun. Çocuğun, eşin, arkadaşın, akraban. Bu defa onları da empatiyle dinlemeye başlıyorsun ve hayat birden güzelleşmeye başlıyor. Koçluk yaptıkça hayatında, normal hayatında çok güzelleşmeye başlıyor. Çünkü koçluk demek arkadaşlar iletişim profesyonelliği demek. Yani müthiş bir iletişim profesyoneli oluyorsun koç olduğun zaman. Çünkü onun dünyasından bakmıyor, görsel mi, işitsel mi, dokunsal mı, onu fark etmiş oluyorsun. Ve aynı dili konuşuyorsun. Benim en çok hoşuma giden şey budur. Koç, karşıdaki insanı aynı dili konuşandır. Zaten bizim en büyük çektiğimiz sıkıntı da budur. Aynı dili konuşmuyoruz. Biz bir anlayanımız olsa, bir düşünün seni bir anlayan olsa nasıl olur? Hakikaten benim için de çok güzel olur. Sizi bilmiyorum ama bir kişi anlasa. İşte biz bu dönemde öyle bir hale gelmişiz ki bizi bir anlayan bile olmayınca para veriyoruz. Hadi para mal, beni anla diyoruz. Koç net anlamda seni anlayan. Ve ben bu tanımı birazcık daha derinleştirmek istiyorum. Bizler arkadaşlar iletişimde 4 ayağımız var. İşte nedir? İşte konuşuruz, okuruz, yazarız ve dinleriz. 4 ayaktan da iletişim kurarız. Yani okuyarak iletişim kurarız, yazarak iletişim kurarız, konuşarak iletişim kurarız ve dinleyerek iletişim kurarız. Ve bunun ilk 3 için eğitim almışız biz. Konuşmak için eğitim almışız, okumak için eğitim almışız, yazmak için de eğitim almışız ama dinlemek için eğitim almamışız. Ben de diyorum ki acaba bu eğitimi almadığımız için mi net dinleyemiyoruz? Koç can kulağıyla dinleyen desek olur mu? Ben bir adım daha ötesini söylemek istiyorum. Koç kalp gözüyle dinler. Sadece can kulağıyla dinlemez. Yani onun hali, tavrı, gülmesi, karşısındaki insanın işte görsel mi, işitsel mi, dokunsal mısı, işte maddi durumu nedir, sıkıntılı mı, sıkıntısız mı, nasıl bir kültürde yetişti. Her şeyini birden bakarak koç dinlediği için, karşı tarafı eleştirmeden, yargılamadan dinlediği için karşı taraf koça açıldıkça açılmak ister. Daha fazla dünyasını anlatmak ister ve bu normalde biz koçluk yaparken bunu hani mesela araba kullanmayı nasıl öğrendik? İlk günü birisi arabayı kullanmayı gösterdi. Sonra bir egzersiz yaptık, iki egzersiz, üç egzersiz yaptık. Sonra artık kendimiz egzersiz yaptıkça mükemmel şoför olmaya başladık, değil mi? Aynı şekilde koçluk yaptıkça artık bu bizim normal hayatımızın her yerine koçluk sirayet etmeye başlıyor. Acaba o beyin nasıl düşünüyor? Acaba ben onun yerinde olsaydım ama onun yerinde onun şartında olsaydım nasıl düşünürdüm? Nasıl bir tepki verirdim mi? Ve onun verdiği tepkiyi bu defa haklı görmeyebilirsin ama anlamaya başlıyorsun. Ve anlaşıldığını bilen bir insan da rahatlamaya başlıyor. Yani eğer mükemmel bir terapist olacaksın arkadaşlar, ben baştan bu cümleyi söyleyeyim birkaç defa daha. İleride duyabilirsin, çok defa duyabilirsin. En iyi terapi anlaşılmaktır. Bir insan anlaşılıyorsa zaten problemin %50'si bitmiştir. Bizim şu an en büyük problemimiz anlaşılamamak. Koç kim? En iyi şekilde anlayan, yargılamadan dinleyen, eleştirmeden dinleyen ve hayata onun gözüyle bakan. Ve nasıl olur böyle bir koçun olsa senin? Birisine gidiyorsun ve seni hiç yargılamıyor. Seni hiç eleştirmiyor. Ve seni derinlemesine anlıyor. Nasıl hissedersin? İşte sen nasıl hissediyorsan, senin danışanın da öyle hissedecek. Onu yargılamadan dinlediğiniz zaman. Onun için arkadaşlar koçluk mükemmel bir meslek. Bana göre, hani çok buluşlar yapılmıştır ya, ben kendi hayatım için diyorum. Hayatımın en güzel buluşu koçluğu bulmak oldu. Hayatımı değiştirdi benim. Yani ben bu koçla kişisel gelişime başlamadan önce hayatı anlamsız gelen bir insandım. Ya ne yapıyorum? Ya dünya kadar okullar okudum, üniversiteler bitirdim. Kitaplar yazıyorum ama hayat bir yerde bir boşluk vardı. Yani anlayamıyordum. Yani çok zeka düzeyi çok düşük olduğum insanları benden çok daha başarılı görüyordum. Değeri ya da ne bileyim karakteri, kişiliği çok daha düşük olan insanı benden çok daha başarılı görüyordum ve onları çok daha rahat görüyordum. Koçluğa başlayınca hayat değişmeye başladı. Maddi manevi. Şunu anladım ya, meğerse para kazanmak ne kadar kolaymış. Meğerse mutlu olmak ne kadar kolaymış. Yani mutluluk ne kadar sıradan bir şeymiş. Sıradan bir şeyi şu anda düşünelim, mutlu musun? Bir sorsana kendine, mutlu muyum diye. Peki çevrende kaç kişi mutlu? Neden biliyor musun? Çünkü kimse
mutlulukla mutlu olmuyor. Mutluluk olduğu zaman çok sıradan oluyorsun ya. Ben de diyorum ki arkadaşlar, şu an sıradan olmak çok sıra dışı bir şey. Çünkü herkes sıra dışı olmaya çalışıyor. Herkes sıra dışı olmaya çalıştığı için sen sıradan olursan işte o zaman en sıra dışı sen olmuş oluyorsun. Mutluluk da çok sıradan bir şey ve çok kolaydır mutluluğu yakalamak ya da yaşamak. Ama bizim beynimiz bize mutsuzluk, keyif aldırır ondan. Ve geleceksin, sen mutsuzsun ya şimdi. Düşün, danışan mutsuz ya. Gidecek o mutsuzluğunu birisine dökmesi lazım. Onu eleştirmeden dinleyen birisine dökmesi lazım ve bak ben ne kadar mutsuz olduğumu gördün mü anlatması lazım. Sen de onun hayatına artı katmak için eğer dersen ki ben işte yan taraftaki Ayşe Hanım'ım, oradaki işte Ahmet öğretmenim, o gözle bakarak, normal insani gözle bakarak, normal kendi mesleğine bakarak koçluk yapamazsın. O sohbet etmek olur, o konuşmak olur, o rehberlik olabilir, o dertleşmek olabilir ama o koçluk olmaz. Bu eğitimlerden sonra sen profesyonel bir koç olacaksın ve profesyonel bir koç ile normal bir insan arasındaki farkı fark etmiş olacaksın. Hakikaten çok rahatsız edici bir şey. Yani ben yıllarımı vermişim, gece gündüz koçlukla alakalı araştırmalar yapıyorum, eğitimler veriyorum, eğitimler almaya devam ediyorum bir yandan. Adam orada iki gün bir yere semine gitmiş, yaşam koçuyum diyor. Aslında bu bizim ülkemizin maalesef kaderi. Yani bir alanda uzman olmadan, çok güzel değil mi? Bu tweet'te falan okumuştum, ne diyor? Cahillik ne güzel lan, her şeyi biliyorsun. Yani ne kadar çok şey bilmiyorsan o kadar çok biliyorsun. Çok güzel bir şey değil mi? Her şeyi biliyorsun. Siyaseti bilirsin, ekonomiyi bilirsin, değil mi? Çiftçiliği bilirsin, dini bilirsin, her şeyi biliyorsun. Cahilsin. Zaten bilgili insanların en fazla sıkıntı yaşadığı şey o olurmuş. Yani bir noktaya kadar biliyor. Bildikçe ne kadar çok bilmediğini biliyor. Ve diyor, ne kadar cahilim diyor. Ve bir müddet sonra artık nirvana safhasına gelince diyor ki, keşke hiçbir şey bilmeseydim. Adam öyle diyor, biliyor musunuz? Çok hoşuma gitti benim. Diyor ki biz 7 kardeşiz, birimiz mutsuz. O da diyor ki neden? Çünkü sadece okuma yazmayı öğrendi. Cahillik hakikaten keyifli. Yani becerebiliyorsan cahil kalmak değil mi? Şimdi bir daha da olsaydık, okuma yazmayı da bilmeseydik, bu teknoloji falan hiçbir şey görmemiş olsaydık, hayat ne kadar kolaydı ya. Şimdi bildikçe daha fazla istiyorsun çünkü. Bildikçe daha fazla bilmek istiyorsun. Koçlukta da arkadaşlar, koçluğu bildiğin zaman koçluk yapabildiğini görmüş oluyorsun. Koçluğu bilmeyen bir insanın bu herkesin sallaması kolay. Bu eğitimlerden sonra sen de piyasaya çıkıp mükemmel bir koç olduğunu gösterebilirsin. Mükemmel koçları yapabilirsin. Ve sana söz veriyorum, bu eğitimlerden sonraki hayatın ile bu eğitimlerden önceki hayatın siyahla beyaz kadar farklı olacak. Hayatımı bir, hani var ya, bir kitap okudum hayatım değişti. İşte bir eğitim aldım hayatım değişti. Demen için bu eğitimleri veriyoruz. Hayat çok kolaymış. Hayat çok basitmiş. Kazanmak çok kolaymış. Kariyer sahibi olmak çok kolaymış. Hayatın kendisi kolaymış zaten. Bunu sen birinci dereceden sonra da ne yapacaksın? Danışanlarına, arkadaşlarına, çevrene, hayat bir cennete dönüşmeye başlayacak. Bugüne kadar ki yaşadığın acı dolu şeyleri hepsini bir kenara bırak istersen ya da aman özleyebilirim diyorsan son birkaç defa daha yaşa istersen. Bu eğitimleri bilmem birazcık da acının tadını çıkartabilirsin. Git türkü dinle. Acı çek. Arada yapıyorum hocam ben. Eskiden Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay falan dinlerdim. Arada sırf keyif olsun diye onları açıp dinliyorum. Ya düşünsene, çocukluğundan beri arabesk dinliyorsun ya. Acı çekmezsen mutsuzsun. Acı çekmek çok büyük bir keyif vermiş oluyor sana. Ya değil mi, o hemen bilinçaltımız falan onunla dolu değil mi? Odam kireçtir benim, yüzüm güleçtir. Ben bunu şöyle anlatıyorum. Bu fakirlerin türküsü. Ama bu türküyle büyümüşüz ya, fakir türküsüyle. Zengin olursak suç işlemişiz gibi oluyor. Yani mesela ne diyor türküde? Odam kireçtir benim, yüzüm güleçtir benim. Soyunda gir koynuma, tenim ilaçtır benim. Yani adamın verecek bir şey yok, sadece ten verebilirim ben sana. Ya bunu dinleye dinleye büyümüş bir insan nasıl hayattan keyif alacak? Ya fakirim ben yani. Hayatımız böyle. Fakirlik ve acılarla öyle değil mi, izlediğimiz filmler, dinlediğimiz türküler hep acıdan, hep sıkıntıdan. Ya bakıyorsun Amerikan filmi, kahramanlık filmleri. Superman, Batman. Öyle değil mi? Türk filmine geliyorsun. Gururlu ve fakir bir oğlan vardı. Öyle değil mi? Sonra ne yapıyor? Kız da zengin, şımarık. Hep onun peşinde koşan bir... Ya bununla büyümüşsün. Senin beynin, zihnin, senin değil de bizim yani. Milletimizin hep bu acıyla dolmuş bir... Düşünsene.
Çevremde herkes acı çekiyor. Ben mutlu olsam ayıp olur ya, mutlu olamam. Ya mutlu olunca mutsuz oluyoruz. Mutsuz olunca mutlu oluyoruz. Bir ters döngü var yani. Şimdi arkadaşlar bileceğimiz şey şu. Koçluk bir insanı olduğu yerden olmak istediği yere kadar götüren bir süreç. Koçluk bir seans değil. Koçluk bir anlık bir terapi değil. Bir süreç, bir yolculuk koçluk. Ya bir insan mesela değil mi, Ocak ayında sana geldi, üniversite sınavını kazanmak istiyor, 6 ay var sınava. 6 ay boyunca yaptığın sürece koçluk deniyor. Hadi gel sana bir koçluk yapayım dediğin bir durum yok. Beraberce bir yolculuk yapıyorsun. Koç ve danışan beraberce bir yolculuk yapıyor. Biz ona koçluk diyoruz. Ve şimdi düşünsene, o danışanın annesine varıyor, işte eleştiri, eşine varıyor, eleştiriyor. Ne bileyim, arkadaşını oraya eleştiriyor. Başka biri koça geliyor, eleştirmiyor. Hadi diyor, beraber. Acıysa beraber acı çekiyoruz. Mutluysa beraber mutlu oluyoruz. Neyse. Böyle bir dostun, arkadaşın olsa nasıl olur? İşte sen de böyle bir dost ve arkadaş oluyorsun. Güzel Yusuf'un hikayesi burada güzel gider diye düşünüyorum. Hani biliyorsunuz arkadaşlar, Yusuf peygamber bir rüya görüyor ve rüyasında 11 yıldız ve 11 yıldız, güneş ve ay ona secde diyor. Ve sonra gidiyor diyor ki, babacığım ben bir işte 11 yıldız, bir güneş ve ay bana secdetti. Rüya güzel mi arkadaşlar? Güzel değil mi? Ama sonra ne oluyor? Sonra Yusuf kuyuya atılıyor. Sonra kuyudan çıkıyor. Bir kuyuya kim tarafından atılıyor? Kardeşleri tarafından atılıyor. Kardeşim diyenler tarafından atılıyor kuyuya. Sonra kuyudan çıkıyor, köle olarak satılıyor. Sonra kölelik bitiyor, zindan atılıyor. Yani hep bir şeyden kurtulacağım ümidi taşırken hep daha kötü bir şey geliyor arkasından. Ve zindandayken ne yapıyor Yusuf? İnsanların rüyasını dinliyor ve o rüyayı yorumluyor. Dinliyor ve yorumluyor. Burası çok önemli arkadaşlar, altını çiziyorum. Dinliyor ve insanların rüyasını dinliyor ve yorumluyor. Sonra bir gün zindandan birisi çıkarken ona diyor ki, git krala de ki, zindanda birisi var. Çok iyi rüya yorumluyor. Ve bir gün kral bir rüya görüyor işte. Tam hatırlamıyorum. Yani 7 semiz inek, 7 zayıf ineği mi yiyordu? Hani öyle bir rüya görüyor. İşte onu anlatıyorlar Yusuf Aleyhisselam'a. Yusuf Aleyhisselam da işte onun yorumluyor. Diyor ki işte 7 yıl bolluk olacak. Sonra 7 yıl kıtlık olacak gibi. Ve sonra Yusuf devletin başına geçiyor. Nasıl geçiyor? Ya ne oldu da devletin başına geçti? Şimdi sormak istiyorum. Benim biliyorsunuz sıfatlarımdan birisi de hayalleri gerçeğe dönüştüren adam. Bunun için belgelerimi aldım. Hayalleri gerçeğe dönüştüren noterden belge aldım. Çünkü bizim milletimizde noter belgen yoksa inanmıyorlar. Üniversite diplomanı getiriyorsun. Noter belgeli mi? Noter tasdikli mi? Noter belgeli mi? Noter tasdikli mi? Şimdi ben de noterden tasdik et dedim kendime, hayalleri gerçeğe dönüştüren adam olarak. Patentini de aldım. Sonra şimdi hayallerinize kavuşmak istiyor musunuz? Bir soruyu bir kendi kendinize sorun lütfen. Hayaline kavuşmak istiyor musun? Tabii hayaline kavuşmak için önce bir hayalin olması lazım da. Hayalin var mı? Önce onu sorayım. Ben bunu seminerlerde hep soruyorum. Hayaline kavuşmak istiyor musunuz diyorum. Evet diyorlar. Sonra başka birisi, siz istiyor musunuz efendim? Evet. Siz istiyor musunuz efendim? O da evet. Sonra kitle diyorum, diyorum, hepiniz istiyor musunuz? Hepsi diyor ki evet, hepimiz istiyoruz. Ben de diyorum ki işte bu çok sıradan bir şey. Çok sıradan bir şey olduğu için herkes istiyor. Yusuf rüyasının peşinden koştuğu için rüyasına, hayaline kavuşmadı. Yusuf başkalarının rüyasını dinlediği ve yorumladığı için rüyasına kavuştu. Ve ben koçluğu öyle görüyorum. Biz başkalarının derdini dinliyor ve yorumluyoruz. Hep başkalarının hayalleriyle ilgileniyoruz. Başkalarının hayallerine ilgilendikçe kendi hayallerimize ulaşmak da kolay oluyor. Hayaline kavuşmak istiyorsan bu çok sıradan. Başkalarının hayaline kavuşturmak istiyorsan işte o zaman mükemmel insan oluyorsun. O zaman harika insan oluyorsun. O zaman hayaline kavuşmuş oluyorsun. Bu konuya başka yerde arkadaşlar, kuantumda, hipnozda, farklı alanlarda ayrıntılı giriyorum. Burada bu şekilde bitireyim. Eğer oradaki gibi anlatacak olsaydım herhalde şöyle derdim. Bir ağaç yeşilse meyve verir. Hayvan yeşillik yerse süt verir. Ama insan meyve verirse yeşil kalır. İnsan tam tersidir. Başkalarının hayallerine kavuşturmak istersen kendi hayaline kavuşursun. Şimdi arkadaşlar, koçluğun tanımını kısaca böyle yaptıktan sonra, ya bunun bir psikologluk değil, bir rehberlik olmadığını fark ettikten sonra biz ne yapacağız? Yani biz bu eğitimde de ne yapacağız? Biz bir danışanımız geldi. Danışan geldiği zaman onu nasıl seans alıyoruz? Onu nasıl koçluk yapıyoruz? Onu işleyeceğiz. Yani uygulamasını nasıl yapıyoruz? Ve
bu eğitimlerle beraber arkadaşlar manuellerinizi alacaksınız. Bir yandan ben anlatırken bir yandan oradan takip edebilirsiniz ya da ayrıca oradan da bakabilirsiniz. Ve o manuellerin arasında diyelim ki sana bir danışan geldi. Danışanına sana 2 ay 3 ay rahat götürecek şekilde dokümanlar yani testler, sorular, onlara neler sorabilirsin? Onlar da olacak işin içerisinde. Ve bizim işimizde bu eğitimde öğreneceğiniz şey ne? Bir danışan geldi. Danışan geldiğinde biz ona nasıl seans yapıyoruz, nasıl karşılıyoruz, nasıl dünyasına giriyoruz, nasıl bilinçaltına giriyoruz, nasıl onu hayata istediği yola doğru, istediği yolculuğa, hedefe doğru götürüyoruz. Bunu öğreniyor olacaksınız ve işte ilkiyle nasıl başlıyoruz? İşte koçluk öncesi hazırlıkla başlarız. Ya bir danışan gelmeden önce nasıl hazırlık yapıyoruz? Bir danışan gelmeden önce nasıl kendimizden kurtuluyoruz? Nasıl kendimiz olmuyoruz? Ya düşünsenize arkadaşlar ben bir doktora, öğretmene, öğrenciye, çiftçiye, ev hanımına, bir milletvekiline, farklı farklı insanlara koçluk yapıyorum. Nasıl yapabilirim? Yapabilmem için ne olması gerekiyor? Seans öncesinde bitirmemiz gerekiyor. Seans öncesinde benim atadan çıkıp soyut bir kavram olmam gerekiyor. Yani çünkü ben her şeyi bilemem ki. Ya daha doğrusu herhangi bir koç her şeyi bilemez. Dolayısıyla sen her şeyi bilmeden nasıl herkese koçluk yapabiliyorsun? Böyle bir tekniği biliyor olmak ister misin? Böyle bir tekniği biraz sonraki bölümde o tekniği anlatacağım.